bazen toza dumana karışır. Çobanlık böyle bir şey. Ama onların sevgisi bir başka. Düşsen de yorulsan da onlar için değiyor. Ben de şöyle sürünün peşinde bir gideyim yavaş yavaş. Evet. Karnın doydu mu? İyi değil mi? Kavanın sesi nasıldı? Güzel miydi? Ha, kavala arıyor. Bak 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 bak. Burada. Hop hop canım hocam. Can can güzel can. Sevimlisin her zaman. Sürüden hiç ayrılma. Can 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 hocam, sevimlisin her zaman, sürüden hiç ayrılma, yorulmasın bu çoban. Me, seveyim mi seni Agdo, Agdo? Can 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 hocam, sevimlisin her zaman, sürüden hiç ayrılma, yorulmazsın bu çoban. Ne? Can hocam! ...2500 rakımlı Menden Yaylası'ndayız. Kendim yazdım, kendim oynadım, kendim yönettim. Ve %100 yerli Hakkari filmi. Oynayanlar Hakkarili. Söyleyenler Hakkarili. Çekenler Hakkarili. Bütün amacımız buradaki yetenekli gençlerimizi sinemaya, tiyatroya, sahneye kazandırmak ve Hakkari'mizin bütün güzelliklerini dünyaya tanıtmak. Filmin ismi aslında film ismini film bittikten sonra aldı. Çünkü bu Can Hoca'nı hep çağırdığımızda diyor ki Can Hoca'n koşup Berivan'a gidiyor, bize geliyor. O yüzden de filmin ismi Zılgıt. İdris Akbıyık Valime çok teşekkür ediyorum. Emniyet müdürüme, paşama, kurum amirlerimize, ayrıca Eğercik, Doğanyurt, Demirtaş, Bağışlı'daki akrabalarıma ve Rengi Hakkari'ye. Onlar da bize çok yardımcı oldu. Tabii filmin hikayesi Meydan Belek Yaylası'nda, Büyük Çiftlik'te genç bir kızımızın bir kuzuya sütünü vermesiyle beraber ona iftiralar atılmış ve genç yaştaki bir kızımız o dedikodular sonucunda kardeşleri tarafında öldürülmüş. Bütün filmin hikayesi de bu. Filmin ilk başladığımız anından itibaren biz böyle güzel Can Hoca'nla tanıştık. Bizde koyun kuzuların tam kavuşma anı vardır. Annelerine kavuşurken. Birkaç gün şöyle takip ettim. Baktım herkes annesine koşarken bizim bu Can Hoca'n tek başına. Meğerse küçük yaşta annesini kaybetmiş. Benim de iki tane oğlum var. Biri Deniz, biri de Arda. Üçüncüsü de bak Can Hoca'n. Hemen bak Can Hoca'n deyince ayaklandı. O yüzden Kurban Bayramı arafesi yakındır. Hayvanları severim. Onlara sahip çıkalım. Onlar da sevgiye muhtaçtır. Ve Can Hoca'nı da ben evlatlık edindim. Doğaçlama
ve herkes büyük emek sarf etti. Bugüne kadar beni hiç yalnız bırakmayan benim değerli dostlarım, herkes biliyor bu dostlarımı da, yardımlarını esirgemediler. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah filmin galasında da yine bu dostlarımızla bir araya geleceğiz. O zaman da bu dostlarımızın hepsini tek tek zikredeceğiz. Öncelikle sanatçı Aydın Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bana ilk önce bu teklif sunulduğunda hemen kabul ettim. Çünkü olayın içerisinde kadına şiddet, töre cinayetleri, küçük yaşta kızların evlendirilmesi, bunlara bir ses, bir ışık olmaya geldim. Bununla da ilgili bir film çektik. Filmimizi çok da güzel çektik. İnşallah beğenirsiniz. Teşekkürler. Berivan, tabii bütün Türkiye'ye ve dünyaya bir mesaj daha verelim. Şöyle, sosyal mesafeye hep dikkat ettik, biliyor musunuz? Her sahnede çoban bastonu işe yaradı. Ve sosyal mesafeye de dikkat edelim. Lütfen bu hastalığa da çok içten önem verelim. Sağlık çalışanlarımıza, güvenlik güçlerimize yardımcı olalım. Maskemizi takalım. Çevremizdeki insanlara da zarar vermeyelim.